Herkese merhaba. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İzlediğimiz yabancı filmlerde uzun süre telepatik bağın çok gizemli bir iş olduğunu, özel yetenekler gerektirdiğini zannettik. Hatta karşımızdaki insanı köleleştirebileceğimizi, hükmedebileceğimizi bile düşündük ve korktuk. Oysa telepatik bağ kurmak zaten insan doğasının bir parçasıdır. Üstelik gizemli, özel yeteneklere bile ihtiyacımız yok. Tek yapmamız gereken şey beyin dalgalarımızın hızını yavaşlatmak. Hepsi bu kadar. Zaten uykuya dalarken bir kez, uyanırken bir kez olmak üzere her gün farkına varmadan en az 2 defa bu süreçten geçiyoruz. Farkına varmadan bilinçaltımızın derinliklerinde yatan pek çok düşüncemizi insanlara yolluyoruz. Aranızda bunu hiç dikkat eden oldu mu merak ediyorum. Yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz. Herkesin yaşayabileceğini düşünerek şu şekilde bir örnek vermek istedim. İlişkilerin pek çoğunda ilk birkaç ay çok güzel geçer. Her şey mükemmeldir. Sonra bir tuhaflık olur. Küçük bir olay. Bilinçaltınızdaki korkunuzu tetikler ve gizemli bir şekilde korktuklarınız başınıza gelmeye başlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. İşte bu sürecin kötüye gitmesinde bizim telepatik gücümüzün parmağı vardır. Önce her şey mükemmel gider. Günlerden bir gün bilinçaltınızın köklerine yerleşmiş bir korku yüzeye çıkıverir. Bu adam veya bu kadın beni aldatır. Her gece uykuya dalarken ve her sabah uyanırken beyin dalgalarınız gevşediğinde bu korkunuzu arkadaşınıza yollarsınız. İşin tuhaf tarafı, arkadaşınız bu düşüncenizi kendi fikri gibi algılayacaktır. Eğer varsa onun sizi aldatma içgüdüsünü tetiklersiniz. Sizi aldatıp aldatmayacağı artık onun seçimine kalmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Bu doğal mekanizmayla sevdiğiniz kişiye pek çok korkunuzu istemeden farkına varmadan aşılayabiliyorsunuz. Peki güzel düşünceler dururken neden korktuklarımızı sadece yolluyoruz? Çünkü korku bütün diğer duygulardan daha kuvvetlidir. Kolaylıkla beyin dalgaları yardımıyla dışarı yayılırlar. Karşı tarafın beyin dalgaları yeterince yavaşladığında sizin yolladıklarınızı algılamaya başlar. Bütün bunlardan bize ne diyebilirsiniz? Güzel bir ilişki başladığında sevdiğiniz kişiye korkularınızı değil de paşa gönlünüzün istediği fikirleri yolladığınızı düşünün. İşte o zaman hayat başka türlü olurdu, öyle değil mi? Örneğin sevdiğiniz kişinin size gitgide aşık olduğunu, size tam arzu ettiğiniz gibi sevgi ve saygı dolu davrandığını, sizi sık sık telefonla aradığını, romantik ve hoşunuza giden güzel sözler söylediğini telepatik olarak ona yollayabilirsiniz. O bütün bunları kendi fikri gibi algılayacaktır. Ama ne kadar bu durumda rahat olursunuz, o da sizin vicdanınıza ve kişiliğinize kalmış. Aşık olup da sevdiği kişiyi olumlu yönde etkilemek isteyenler, hayal kurmaya başlayın. Hemen kendinize sessiz ve konforlu bir köşe bulun. 3 kez derin nefes alıp verin. Vücudunuzun bütün ağırlığını koltuğa bırakın. Zihninize akan düşünceleri durdurmaya çalışmadan, üzerinde yorum yapmadan akıp gitmelerine izin verin. Yavaş yavaş hayal kurmaya başlayın. Eğer sevdiğinizin sizi çok sık arayıp güzel sözler söylediğini duymak istiyorsanız bunun hayalini kurun. Hayallerinizin renkli, parlak, sesli olmasına özen gösterin ve telefonunuzun sık sık çaldığını hayal ederken içinizi sevinç dalgası kaplasın. İşte telepatik bağın püf noktası bu. O sizi aradığında nasıl sevinç duyacaksınız, hayalinizde aynı sevinci kendinize yaşatmalısınız. Bilinçaltınız o sırada aktif haldedir. Gerçekle hayali ayırt etmez. Beyin dalgalarınız yeterince yavaşladığında, örneğin uykuya dalarken, hayalini kurduğunuz şeyler sevdiğiniz kişiye ulaşacaktır. Artık bunları uygulayıp uygulamamak kendisine kalmış. Fakat kendi isteğiyle bunu yaparsa daha kıymetli olmaz mı? Şunu unutmayın, zaten karşınızdaki kişinin yaptığı pek çok şeyin ardında sizin onu otomatik olarak yolladığınız korkularınız var.
Çoğu zaman bunu yaptığınızın farkında bile olmuyorsunuz. Olumlu ya da olumsuz, bilinçaltımızda duran pek çok duygu ve inancı sevdiğimiz kişiye yolluyoruz. Ve onun pek çok davranışında kendi korkularımız da aktif rol oynuyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.